Herkese merhaba. Soft Tuning videosundan sonra bazı mesajlar gelmeye başladı. Nasıl bir sistem kurabiliriz diye. Ben yorumlarda da belirttiğim gibi yani tuning işini çok sevmiyorum. Yani yapmak istemediğim için belki. Ama gelen yorumlardan ve sorulardan dolayı bir video daha çekelim istedim. Şimdi Spin sitesine girip oradan kendimize bir soft tuning malzemesi seçeceğiz. O yüzden şimdi ben bilgisayara açıp hemen başlıyorum. Hemen açalım. Standart ekranlarımızı açalım. Ondan sonra gelelim, Spin'e girelim. Şimdi bu ekranda kendinize malzeme vereceğiz. Özgür Akar olarak giriş de yapmışız. Tamam. Şimdi buraya ne yazalım? Egzoz. Yarış egzozu yazdık. Hatta şuradan da girebiliriz. İlk önce egzoz belirleyelim. Bu işi merak edenler için şu an gündemde olan Sip Road 3 var. Daha önceden 2 serisi vardı. Bir de bunun daha sessiz olan uzun çıkışlı bir modeli vardı. Bir Sip Road 3'ün fiyatı güncel 2125 liraymış. Bunu hemen sepetimize ekliyoruz. Şimdi soft tuning malzemesi seçiyoruz kendimize arkadaşlar. Satın almayacağımız için alışveriş yapmak şu an zevkli ve kolay. Daha sonra hava filtresi hava filtresinde de açılı olanlara hiç gerek yok. Burada en çok satılan Polini'ye bakalım. Aynen. 24-24 bizim motorlar için ideal. Tabii bu tip alışverişleri yaparken şunu da dikkat etmeniz lazım. Bu arada sepetime ekliyorum. Yaptığınız zaman alışverişi yaparken aşağıdaki şuradaki bilgilendirmeleri iyi okumanız lazım. Çünkü burada sizin doğru bir yükseltme yapmanız için nelerin gerekli olduğunu yazıyor. Mesela burada kırmızı zili özellikle söylemiş. Bu hava filtresini kullandığınız zaman karbüratörünüzde bir değişiklik olacaktır. Bunun için 5 ve 8 farklı değişimlerde silindir set değiştiğinde de 10 ve 15 numara büyük anajet kullanmanız gerekiyor diye buraya yazıyor. Biz bunu da ekledik. Şimdi egzozumuzu ve hava filtremizi aldık. Şimdi anajetimizi alacağız. Anajet seçelim kendimize. Şimdi normalde zaten siz Polini açık hava filtresi aldığınızda içerisinden 140 numara jet çıkıyor. Ama 140 numara jeti genelde şöyle bir parantez açayım. Tamamen tuning yapıldığı zaman açık hava filtresi kullanılıyor. Yani Avrupa'da çok fazla normal motora açık hava filtresi takılmıyor. Birçok şey değişecekse takılıyor. Firma da bunu bildiği için nasıl olsa diyor köklü bir değişiklik olacaktır motorda. O yüzden açık hava filtresinin içerisinde 140 numara anajet bazen koyuyor arkadaşlar. Yani siz açık hava filtresi aldığınız zaman içinden anajet çıktığında nedendir diye düşünmeyin. 140 çok böyle kullanılan bir ölçü. Şimdi gelelim burada tekli olanlara. 83 ile 165 arasında bir seçim yapılması gerekiyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Sip önceden normal Delorto'nun anajetlerini satıyordu. Fakat şimdi ağırlıklı olarak kendi ürettiği ürünleri satıyor. Bunların da çap farkları var. Çap farkları da aşağıya geldiğiniz zaman diyameterde zaten burada yazıyor. Diyor ki senin diyor eski Delorto'daki 119 anajet Sip'te de diyor işte şu ölçüdür anlamında söylüyor. Mesela 119'da değişiklik yok ama mesela 122 Delorto anajette Sip'inkini almak istiyorsan 125 alman gerekiyor. Yani ona tekabül ediyor gibi söylüyor. Biz buradan hemen geliyoruz.
Bizimki 116 standart karbüratörde olduğu için biz 125'lik alacağız. 125'lik rahatlıkla işimizi görür. Hemen bakalım. Geldik böyle. Aşağılara 125, 128 seçelim hatta. Evet. Bu da 69 lira 50 kuruşmuş. Bunu da seçtik. Atıyoruz. Ondan sonra şimdi açık hava filtremizi aldık. Egzozumuzu aldık. Anajetimizi karbüratör için aldık. Geriye ne kaldı? Ateşleme. Yüksek sıcaklık oluşacağı için normal standart B6 ES bujimizi de 6 numara değil daha soğuk bir buji, yani kendi kendine daha hızlı soğutan bir buji seçmemiz lazım. Onun için de B8 ES'yi tercih edebiliriz. Buraya yazalım hemen. Geldi. Geldi. Şimdi NGK'nın bu R'si vardı. Daha önceden bu R'yi işlemiştik. Parazit önleyiciydi. Gerek yok bizim için. B8ES. B9ES. Buldum. Evet. Buldum arkadaşlar. Şimdi adım adım kafanızda ya acaba ben soft tuning yapsam ne kadara mal olur? Şimdi onu gideriyoruz. Bakalım. Evet, sanırım onu da ekledi. Şimdi tekrar geriye gelelim. Bir de ateşlememizde yani ateşleme bobinimizde bir problem olacağını sanmıyorum. Ama ateşleme kablosu hem elektriği hem frekansı çok iyi taşıması gerektiği için zamanla onun da yıpranmış olabileceğini düşünerek şuradan bir tane buji kablosu ekliyorum. Bu da bizim sistemimizi daha böyle sorunsuz, daha rigid bir hale getirecektir. Şimdi soft tuning malzemelerimizi seçtik. Şimdi sepetimize gidelim bakalım. Gelsin gelsin. Evet. Ne ekledik? Buji kablosu ekledik. Buji, soğuk buji ekledik. Anajet ekledik. Hava filtresi ve performans egzoz ekledik. Ne kadar yaptı? 3.291 lira yaptı. Nisan ayının 17'sinde. Hemen buradan aşağıya geliyoruz. Kontrol edelim. Tekrar. Son dakikaya kadar bize ne getirecek? Geç. Devam ediyoruz. Adresimizi güncelledik. Tabii son çıkan bedelin üzerine %18'de vergi eklemeniz gerekiyor. Bakalım. Burada çeşitli seçenekler var. FedEx ekonomi 249 lira diyor. Fakat şu ekonomide özellikle FedEx firmasında şöyle bir sorun yaşanıyor arkadaşlar. Ürünler ne olursa olsun İstanbul gümrüğe gidiyor, oradan tüm Türkiye'ye dağılıyor tuhaf bir biçimde. DHL'de veya UPS'te öyle bir şey yok. Ama ben son alışverişimi FedEx'ten yaptım. Ürün İstanbul'a geldi, bana maille döndüler. İşte bu ürünler kontrol edilecektir. İşte vergisini kabul ediyor musunuz? Etmiyorsanız haber verin. Ediyorsanız şu hesaba yatırın gibisinden bir geri dönüş oldu. Sırf 7-8 defa mailleşerek sorunu çözebildim. Halbuki diğer firmalarda direkt kapıya PTT getiriyor anlaşmalı olduğu için. Kapıda senden ödemesini alıyor, çekiyor, gidiyor. Hadi biz yine de uygun olduğu için FedEx'i işaretleyelim. Devam edelim. Şimdi burada alt kısma geldiğimizde bize nakliye bedeli 249 lira yazdı. 20 lira da paketleme bedeli yazdı. Yani o size gönderdikleri şaşalı kartonların, poşetlerin hepsinin parasını alıyorlar arkadaşlar. Şu an 3.000 561 lira tuttu
Ürünün kendi fiyatı da ne kadardı? 3291. Şimdi 3291 yapalım. 592 lira vergisi var bunun. Artı 3561 yaptığımız zaman 4153 liraya bu ürünler sizin evinize geliyor. 4153 lira şu an soft tuning yapmak için harcamanız gereken bedel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine yorumlara merak ettiğiniz şeyler varsa yazarsınız. Benden bu kadar. Umarım sorularınızın cevabını almışsınızdır. Çünkü video evet biraz işe yaramış ki çok dönüş var. Konu bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.